Dörtgensel bölgenin alanı nedir diye sormuş. Bakıyoruz şimdi M ile K noktalarını birleştirecek olursak burada bir dik üçgen oluşacak. 6, 8, 10 üçgeni. Bir de ikiz kenar üçgen oluşacak. Bak şimdi buradaki şu dik üçgenin alanını yazıyorum buradan. 6 çarpı 8 bölü 2'den ne bulurum? 24 birim kare bulmuş olurum. Şimdi bakıyorum burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Bak ikiz kenarlarımıza bakacak olursam 13'e 13'müş. O zaman ben buradan bir dikme çiziyorum şu şekilde. 5, 5 diye böldü. Bak şimdi buralar şöyle 5, 5 oldu. Şu yüksekliğimiz. Burası da 12 oldu. 5, 12, 13 üçgeni. Ben şu bölgenin alanını da buraya yazabilirim. Tabanımız 10, yüksekliğimiz 12. Bölü 2'den 60 birim kare bulmuş olurum. Şimdi bak 60 birim kare burada. 24 de burada. 84 birim kareymiş bu dörtgensel bölgenin alanı. D noktası açıortayların kesim noktası. Yani iç teğet çemberin merkezidir aynı zamanda. A ile D'yi birleştirecek olursam bak burası da 45-45 diye bölünür. Bu tabi dik üçgen olduğu için 5-12-13 üçgenidir. Ve alanlar kenarlarla orantılı paylaştırılır. Yani 5A, 5'ten dolayı 5A, 12'den dolayı 12A, bak 13'ten dolayı 13A diyorum. Toplam 30A'mız var. Dik kenarlarımız 5 ve 12. 5 ile 12'yi çarp 2'ye böl. Buradan A'yı kaç bulurum ben? 1 birim kare bulmuş olurum. Bizden 13A'yı soruyor. O da ne yapar? 13 birim kare yapar. A ile D noktasını birleştirdiğim zaman. Şimdi bak öncelikle buradan şuna bakacağım. Bu alan 1 birimse şunun tamamı 2 katı olacak. Fakat ondan önce ben buradan şu C'den bir tane daha kenar ortay çizecek olursam şu şekilde 6 eşit alana bölünürdü. Yani ben buna S, 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 S dersem bak bunun tamamı 6S oldu. O zaman 2 tane de 6S varsa bir tane de 3S var. Şimdi bakıyoruz burada bize boyalı bölge yani K, F, C, E yani 2S'nin değerini 6 vermiş. O zaman S buradan 3 birim olur. Bizden neyi soruyor buradan? 9S nedir diye soruyor. Alan ABC'yi soruyor. O da 3 çarpı 9 27 birim kareymiş. Şimdi çubuğun tam ortasından bağlanmış burası. Yani 6'ya 6 olacak. Burada espri şu. Bak bu uç noktayla duvarın uç noktasını birleştirip bu köşeden bir tane daha çizecek olursam burası ağırlık merkezi olur. Şu nokta ağırlık merkezi. Çünkü baktığım zaman bak bu orta nokta orta noktaya geliyor. Bu orta noktaya geliyor. O zaman bu da kenar ortay oldu. Şimdi buradaki espri ne? Şuradaki alanların 6 eşit alana bölünmesi. O zaman burada toplam 6S var. Kenarlarımızdan bir tanesi 8 dik kenar, dik üçgen çünkü. Diğeri 12, 8 çarpı 12 bölü 2. Şunlar götürdü. S'yi ben ne buldum? 8 buldum. Bizden şu mavi bölgeyi soruyor. Yani 2S'yi soruyor. O da 16 birim kare olur. Şimdi bak buradaki alfa açısı, alfa açısı diyelim öncelikle. Hem S1'in açısı, hem bak S1 artı S2'nin açısı, hem de S1 artı S2 artı S3'ün açısı, yani büyük üçgenin açısı. Bu tür sorularda şunu yapıyorum. Bak şimdi burada 2 var, burada 3 var. 2 ile 3'ün çarpımı 6A ile orantılıdır diyeceğim. Sonra ben buradan bak şu üçgene bakıyorum bak. Kenarları neymiş burada? Biri 4, diğeri 6'ymış. 4 ile 6'nın çarpımı 24 olması için S2'nin 18A olması lazım diyorum. Sonra ben buradan bak tamamına bakacağım bunun. Şuradaki şöyle yapalım. Şunun tamamına bakıyorum. Bak burası 6 birim. Bunun tamamına bakıyorum. 7 birim. 6 çarpı 7 ne yapıyor? 42 yapıyor. Şimdi bak zaten burada ne vardı? 24 vardı. 42 olması için 18A olması lazım diyoruz. Tamamının 42 ile orantılı olması lazım. 18, 18, 36, 42 sağlıyor. Bize şimdi neleri soruyormuş burada? Bak diyor ki S1 ile S2'yi topla S3'e böl diyor. S1 ile S2'yi topluyorum. Bak şimdi S1 ile S2'yi topluyorum. 24A yapıyor. Bölü diyorum. S3'e bölüyorum. 18A. Buradan 6A ile sadeleştirecek olursam 4 bölü 3 yapıyormuş oran. Eşkenar üçgenlerle oluşturulmuş boyalı bölgenin alanı 15'miş. Şimdi bak buradan sayacak olursam şu şekilde bak tek tek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane eşkenar üçgen varmış.
O zaman bak birinin kenarına, şu küçük kenara A diyecek olursam 15 tanesi 15 köküçse bir tanesi köküçtür. Yani bir tanesinin alanı A kare köküç bölü 4'ün değeri neymiş? Köküçmüş. Buradan A'yı ben ne bulurum? Bak köküçler sadeleşti. 2 birim bulmuş olurum. A kare 4, A buradan 2 oldu. Şimdi bak bir kenar 2 birimmiş. Bize alan ABC'yi soruyor. Öncelikle şu A'nın 2 olduğunu bulduk bak. 2, 4, 6. Burası 6 birim. O zaman bu da 6 birim olur. Şimdi bak 2, 4, 6, 8. O zaman burası da 8 birim. Şimdi tamamına bakıyorum. Tamamı ne oldu? 14 birim oldu. Bu da eşkenar üçgen. ABC de bir eşkenar üçgen. O zaman 14'ün karesini aldı. Yani 14 çarpı 14. Yani 14'ün karesi çarpı köküç bölü 4 diyorum. Buradan 2 ile sadeleştirdim. 7. 2 ile sadeleştirdim. 7. Ne oldu? 49 köküç birim kare olmuş oldu. İplerin kesişmesiyle oluşan üçgenlerin alanları eşitmiş. Yani şuradaki boyalı bölgeler eşitmiş. Bakın burada. Hani şuradaki mesela bu parçaya A diyecek olursam şuradaki yeşil parçanın alanı da A'ymış. Şuraya da ortak alan diyeyim. Bak şurası da B olsun. Şimdi şuradaki açımız bizim ortak açımız gençler. Buradan şöyle yapıyorum. Bak çarpımlarıyla orantılı. Şöyle birazcık büyütecek olursak. Şimdi B artı A. Bak B artı A 4 artı X ile 3'ün çarpımıyla orantılı. Yani 3 çarpı 4 artı x ile orantılı. Aynı şekilde bak b artı a'ya bakıyorum buradan. B artı a ne ile orantılı? Bu da bak 4 ile 9'un çarpımı ile orantılı. 4 çarpı 9 ile orantılı. Şimdi bak 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. Burası ne yapıyor? 12 yapıyor. O zaman x buradan 8 birimmiş diyeceğiz. Katladığımızda DE AB'ye paralel oluyormuş. Dolayısıyla bunu ben orta taban gibi düşünüyorum. Şu şekilde paralel ve tam ortaya geliyor. O zaman bu burada bak benzerlik oranımız 1'e 2 vardı. O zaman ben bu parçaya S diyecek olursam alanına burası ne olur? 3S olur. Bana zaten boyalı bölgeyi 3 vermiş bak. 4S'i soruyor. S buradan 3 birim kare ise 4S nedir? 12 birim karedir.